Batuan yaşar. Brunson'u almak için savaşmak. Ray Branson davası giderek ilginç bir hal alıyor. İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin Kürtlere yönelik ciddi çalışmaları var. Kilisenin papazı da malum Andrew Branson. İlişki ağı üzerindeki sis perdesi dağılmaya başladı. Muhammed Ahmet isimli kişi mesela. Rahip Brunson'la PKK-YPG arasındaki iletişimi sağlıyor. Hendek savaşları, Kobani ve hatta Gezi olaylarında çok etkin ve bizzat sahada. PKK-YPG'ye atılacak silahların koordinatlarının Amerika'ya verilmesi gibi bir olay da var. Suruç'ta halkın galeyana getirilmesi. En nihayetinde işin özeti şu. Suriye ve Irak merkezli Hristiyan Kürt devleti kurmak. İddianame, tanık ifadeleri, görsel ve yazılı deliller sonuçta kararı bağımsız mahkemeler verecek. Bunu unutmayalım. Masum bir papaz. Bunları niye mi yazıyoruz? Avukatın açıklamalarını bütün kanallarda izledik. O sözleri duyunca insan sormadan edemiyor. Bu kadar masum, insancıl bir papaz suçsuz yere neden hapse atılır? Madalyonun öteki yüzünü yukarıda azıcık anlatmaya çalıştık. Suçsuzsa bunlar ne? Çok ciddi iddialarla karşı karşıyayız. Dava devam ediyor. Mahkeme bu iddiaları görmezden gelebilir mi? Bütün hepsi araştırılacak, sorgulanacak. Şimdi Anayasa Mahkemesine başvurudan bahsediliyor. Hukuk prosedürü çok açık her yere başvurabilirsiniz. Olaylar, tanık ifadeleri, bilgiler, belgeler, fotoğraflar ve WhatsApp yazışmaları ortada. Bütün bunlar masada tabii ki konuşuldu. Kimse mahkemeleri etkilemeye kalkmasın. Bu saatten sonra etkileyemez de zaten. Hepimiz bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymak zorundayız. Türkiye savaşmıyor mu? Amerika Başkanı Beyaz Saray'da evanjelist cemaatini ağırladı. İki cümlesi coşkuyla alkışlandı. Ray Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz, büyük ilerleme kaydettik. Biliyorsunuz İsrail'deki büyük elçiliğimizi Kudüs'e taşıdık. Öyle görülüyor ki Trump tehdit dilini bırakmış artık tweet dağıtmıyor. Ama büyük ilerlemeden kastı nedir bilmiyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye'nin pozisyonunda bir değişme yok. Uluslararası hukuk ayaklar altına aldınıp Hakan Atilla kodese tıkılmadı mı? PKK-YPG'ye 6 bin tıra yakın silah verilmedi mi? FETÖ yeni bir hamle için Amerika'da tutulmuyor mu? F-35'ler tehdit unsuruna dönüştürülmedi mi? Dolar ve bankalar üzerinden terbiye çalışması devam etmiyor mu? Liste uzayıp gidiyor. Türkiye hep olumlu bir adım bekledi. Sadece FETÖ dosyasının kapağının açılması için ne savaşlar verildi. Kibrinden uluslararası toplantılarda bile ceketini iliklemeye gerek duymayan Trump'a hatırlatılır. Masada ayrı, Twitter'da ayrı. Problem başlıkları Amerika ile uzunca bir süredir konuşuluyor. Masada Türkiye'yi haklı buluyorlar ama sonra iç kamuoyuna Twitter üzerinden mesajlar veriliyor. Parmak sallayarak Türkiye tehdit ediliyor. Türkiye milim sapmadı. Hemen belirtelim Türkiye'nin pozisyonda değişiklik yok. Hiçbir zaman problem gerginlik üreten tarafta olmadı. Kriz merkezlerinin ortasında insani dramları çözmeye odaklandı hep. Dış politika, askeri ve ekonomik kararlarını bu minvalde alan bir Türkiye var artık. FETÖ ve PKK'ya kulaklarını, gözlerini kapatan müttefiklerimiz var. Peki Türkiye ne yapsın? Oturup bir sonraki darbeyi terör saldırısını mı beklesin? Bu yüzden terörü kaynağında kurutma stratejisi devreye alındı. İki yıldır verilen refleksler yeni paradigmanın yansımaları olarak görülmedi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Kandil, İdlib, Doğu Akdeniz, FETÖ, Dolar Operasyonu sağa sola savrulursanız, Türk dış politikasının artık bir tutarlılığı var, çok değişken değil. İnsancıl nedenlere odaklanıldı, İsrail'e bu yüzden yüksek sesle karşılık veriliyor, asimetrik yaklaşımlar kabul edilmiyor, uluslararası anlaşmalara sonuna kadar bağlıyız, eşit ifade ve şeffaflık çok önemli. Tekrar Brunson konusuna dönelim, her sıkıştırılmada farklı kararlar alırsanız devlet olma vasfınızı yitirirsiniz, ağırlığınızı, ciddiyetinizi kaybedersiniz. Rusya ile de benzer süreçler yaşandı, Almanya ile aynı şekilde Şimdi sırada Amerika varmış ne yapalım? Böyle olması Türkiye'nin tercihi değil ki. Sular bulanmadan durulmaz. Eylül ayını bekleyelim. Arka kapı diplomasisi çalışıyor. Karşı taraf adım atarsa Türkiye niye beklesin ki? Batuhan Yaşar, Türkiye.